15 Temmuz hain darbe girişiminde yakınlarını kaybeden çocuklar Nevşehir Belediyesi'nin daveti üzerine kente gelerek Kapadokya bölgesinin tarihi ve kültürel merkezlerini gezdiler. Programlarına Şehitlik Parkı'nı ziyaret ederek başlayan 22 çocuk, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve 15 Temmuz Derneği yöneticileriyle birlikte el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde çanak atölyesine geçtiler. Burada çanak yapımını izleyen çocuklar daha sonra tezgah başına geçip çanak yapımını denedi. Paşabağ mevkiinde peri bacaları arasında gezinti yapan grup Göreme beldesinde ATV araçlarla düzenlenen vadi turuna katıldılar. Belediye Başkanı Seçen yaptığı açıklamada yakınları ülkenin istikbali için şehit olmuş çocukları kenti ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek şöyle konuştu. Her anlamda biz sahip çıkacağız. Onlar bizim evlatlarımız. Çünkü onlar annelerini ve babalarını bu milletin bekası için toprağa verdiler. Şehit düştüler. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman 15 Temmuz'u unutmayacağız. 15 Temmuz Derneği yöneticilerinden Gülbahar Eda Arbaş da şehit çocuklarının farklı etkinliklere katılmalarının hayata tutunmaları açısından önemli olduğunu ifade etti. Şehit yakınları bölgedeki gezilerinin ardından şehit Asubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etmek amacıyla Nide'nin Çukurkuyu köyüne gittiler.